Bir oyun değil, bir yarış değil, bir savaş haline geliyor iletişim oyunları. Evet. Yine öyle oldu ve ünlüler kazanmalarına rağmen tabii ki gönüller adına da üzüldüler. Barış'ın konuşmasını dinledin. Nedir yorumun? Ee, yani şöyle bir şey. Çok doğru söylüyor. Ee, şu anlamda doğru söylüyor. Bir kere üç kere kazandıkları için içinde insanın evet e, konuşmasına rağmen karşı tarafta da sonuçta tanıdığın, sevdiğin ya da ne olursa olsun üzülen, insan, üzülen insanlar gördüğün için bir şekilde e, o burada duygularını aktarıyor hı hı. çok samimi çok net bir şekilde söylüyor ya Barış e, kendini anlattıkça daha da iyi anlaşılan bir insan hı hı. E, az konuşması hep bir dezavantajdı onun için ama e, bu duyguları geçtikçe mesela daha e, sempatik daha da olumlu geliyor bence herkese hı hı hı. yani e, bir yerde işte bak bu doğallık olursa Barış'ta biraz da Barış kendini anlatırsa ee, ...insanlar her şeyi unutur... ...onun engelli olması şeyi falan... ...şu Barış'ı zaten... ...götürebildiği kadar evet. götürür bak performansına rağmen... ...o yüzden e, Barış'ın da yolu açık... ...Kürşat'la işte bir... E, ...münakaşaları oldu... Hı hı. ...orada da bence Kürşat biraz vicdan yapıyor... ...Barış biraz vicdan şey yapıyor... Ee, ...ne derler hesap Sert sormak istiyor... Biraz, evet. ee, ...orada tatlı bir... ...hani sen girdin ben giremedim... ...Kürşat da çünkü bence ben giremedim ama... ...biraz üzgünüm tadında... ...biraz şey. Barış'ın da fazla alındığını söylüyor... ...aslında. Hı hı. Böyle bir diyalogtu yani. Söz konusu Barış olunca... ...üç kere düşünüyorum... ...beş kere tartıyorum. En doğru kelimeleri kullanmak istiyorum. Hem ailesini hem çıktıktan sonra da... ...kendisini kırmamaya çalışıyorum. Bu masadaki herkes bunu yapmaya çalışıyor... Hı hı. ...onu da biliyorum. Barış'ın... ...bu anlattıkları... ...özellikle konsey günündeki konuşmaları kendisini çok iyi anlatması tek eksik yönüydü. Artık bunu da çözmeye başladı. Ee, Barış'ın performansı kötü olabilir, ama o parkurda koşması, bir şeyleri başarmaya çalışması ve başardıktan sonraki o sevincini ben gözlerinde görebiliyorum. Her sayı aldığında hayatındaki başarmış olduğu bir şey gibi seviniyor. Hani normal hayatında da hem atlet hem futbolcu. Orada başarmış. işte okulda dersinden geçmiş ya da arkadaşlarından insanlar kabul görür ya dışarıdaki hı hı. hayatında. Burada da sahiplenen bir tayfa da var Barış'ı. Özellikle Cansu mesela, Zeynep öyleydi Barış'a karşı. Hı hı. Araları çok iyi. Barış kendini şu an Survivor'da iyi hissediyor. Devam etmek istiyor. Engelli olması onu hiç rahatsız etmiyor. Evet arkadaşlarıyla arasında bir fark var. Takımda birçok zaman onun yüzünden oyun kaybettiklerinin de farkında. Ama kendisini suçlu hissetmiyor. Doğru olanı yapıyor. Orada suçlu hissetmesi gereken ilk önce kişi Kürşat. Kürşat'ın hiçbir engeli yokken onun da performansı çok kötü. Neden o zaman sadece Barış'ın elenmesi ya da Barış'ın bu takımı aşağıya çektiği düşünülüyor? Bu düşünce aslında Barış'ı daha çok incitir. Kürşat'ı da düşünün. Kürşat'ın hiçbir engeli yok ama Barış'la performansı hemen hemen aynı. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Sonuçta daha önce Potalar'a girmiş bir isim Barış ve o Potalar'dan da çıktı. Hı hı. Yine e, potadan çıkma ihtimali yüksek olduğu için ondan korkuluyor olabilir mi bu anlamda? Bu çok kötü bir düşünce. Yani şunu demek istiyorlar Barış'a. Sen engellisin, sen Potalar'a gir. Zaten halk senin bu durumuna oy atacaktır. Sen güçlüsün, sen bizi koru. Bu ne ya böyle barış kalkan mı? Sizin can simidiniz mi? Ama değil. Herkes sırayla girecek o potaya. Niye sırayla girecekler? Evrim? Seni sırayla mı soktular? Seni iyi geçinemedikleri için, bazen performansın kötü olduğu hı hı. için, bazen sakat olduğu için ama hep bir için için soktular aslında. Ama benim sayı aldığında da soktular. Asıl problem neydi? Bakın ben potaya girdiğim için rahatsız olmadım. Benim gibi performansı kötü olan insanlar neden potaya girmedi diye rahatsız Çünkü oldu. Çünkü ilişkiler. ilişkiler. ama bunun takdirinde halk veriyor. Takdirinde halk, halk verdiği için elenmedi. Öyle, Şu aynen. anda da barış elenmiyor bunun için. Ama siz bu hatayı sürekli yaparsanız aslında barışa daha çok zarar veriyorsunuz. Barışı can simidi olarak kullanıyor. Beni de öyle kullandılar. Ne de olsa elenmezsin. 10 kişiyi elerim dedin ya ünlü takımı eledim de sıra onlara gelmedi. Şey Şu anda da Barış aynısını yapıyor. İki kişi girecek. Kürşat şükretsin Barış'a. Kırmızı takımda iki kişi girecekse bunlardan biri Barış olmalı. Bence olmalı. Çünkü %32 ile takımın açık ara en kötüsü Survivorında Aziz'le beraber yine açık ara en kötüsü. E şimdi böyle bir noktada yazabilirler Barış'ı. E bir yandan yazınca gitmeyeceğini biliyorsan da ee, hani o noktada da o kişiyi tercih edebilirsin. O kişinin SMS'in fazla olduğunu düşünürsen onu zayıflatmak için defalarca SMS'e de sokmak isteyebilirsin. Bunlar hep hani hem taktik hem de şeydir. Survivor'da herkes sırayla SMS'e girecek diye bir şey yok. Hele Bu bunu sen hiç söylemezsin. Bu işler Survivor'da. Haklı girdiğin de oldu, haksız girdiğin de oldu. Ama halk buna en doğru kararı zaten veriyor. Survivor'da potaya girince elenmiyorsun. Survivor'da potadan çıkamayınca eleniyorsun. Zaten yarışmacılar bunun farkına varsalar o zaman evet. daha iyi olur her şey. Arkadaşım bu işler sırayla parayla değil. Hayır, ben sırayla diyorum değil. bu niye? işler sırayla Barış ben Barış girdi diye rahatsızım demiyorum. Barış'ın yerine Yusuf Potaya girseydi ben daha çok rahatsız olurdum. Bakın ben niye Barış girdi? Barış girmesin onun yerine kim girerse girsin demiyorum. Ama özellikle bu son potada Barış'ı kullandılar. Barış'ın bundan önceki oyunlarında Kürşat'tan daha iyi olduğunu görüyoruz. Hiç mi bu şans Barış'a gülmedi? Niye bu Kürşat girmiyor potaya? Çünkü Neden işte Barış kullanılıyor? Bence gitmeyeceğini düşündüler bu anlamda kesin. Zaten Buse de yazarken zaten bu potadan da çıkacağını düşünüyorum e, diyerek yazdı. Bence aralarında da konuşulan bir konuydu bu. Birleşme öncesi son pota olduğu için onlardan e, gidecek e, bir insan olması ihtimalini en aza düşürmek istediler Açık açık şey ya. yüzüne söyleyemiyorlar Barış'ın. Seni yazmak istiyoruz. Kürşat'ı koruyacağız. Ama çünkü niye söylesinler ki? O zaman bana böyle kelime oyunları bak. yapmayacak. Kürşat, Kürşat oraya üzgünmüş gibi gelmeyecek. Kürşat yüzde olarak, Kürşat 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 olarak Barış'tan daha iyi mi, değil mi? Daha iyi. Daha iyi. Şimdi. Aralarında 3-5 fark var. Kürşat dedi. mı daha çok Aziz'le oynuyor Barış mı? Hemen hemen aynıdır ama Barış daha fazla. Barış daha fazla oynuyor. E şimdi Kürşat yüzde 7 daha iyi. bir. İkincisi, arkadaşlarıyla iyi bir iletişim var. Onu Hı -hı. yazmayacak bir çoğunluğu sağlamış. Evet. Seviliyor gördüğüm kadarıyla. E böyle bir durum varken e bir de Barış'ı zaten yazarlarsa gitmez gibi bir durum da algı olarak kafalarında oluşmuşken bence Barış'ı yazmaları bir seçenektir yani. Niye ben takımımda ya da bana yakın olan birini yazayım ki? Barış bana adada trip atıyor diye Barış'ı yazabilirim yani. O zaman eşitliği Aram sağlayacaksın. Değilse. 10 kişiysen 5-5 çıkartacaksın ki o oyları. Kimsein fazla kişi ay. Kimsenin vebali kimse de kalmayacak. Ay, Hasan hoş geldin. Vay Hasan. <laughs> Selamlar. Sürpriz, sürpriz bir giriş sürpriz. yaptın şu an. Hoş Hayatıma geldin. Bugün sürpriz evet. gireyim istedim. <laughs> Baktım ki konu çok gergin. Bir tebessüm sağlamak istedim. Nasılsın? iyi misin? Her şey yolunda. Şahaneyim. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Sesin bir şey olmuş. İzledin mi? İletişim, oyunu izledin mi? Hepsini izledim. O zaman ee, sana bir soru sorayım. Nefise ve annesine bayıldım. Bir hmm. ana kız konuşması maksimum budur. Neydi o? Daha önceki senelerde kendini yerden yere vuranlar iki ay görmedin çocuğunu diye. Ya en fazla Nefise'nin annesi kadar özlersin çocuğunu. İyi kızım, gir bakalım. Yap bir şeyler de. Bir gün gelirsin. Hani kadın Nefise'den öyle sıkılmış ki, yani bir iki ay kafamızı dinledik biraz da senle Acun Bey uğraşsın ben uğraşmayayım yani anne kız konuşması budur ya bundan fazlası filmdir şahsi fikrim kimse yanlış anlamasın Aa, ben katılmıyorum, sen, sen şey katılmıyorum. etfise ve annesine bayıldım Hayır, ben de katılmıyorum etfise yani. ve annesine bayıldım samimi kalbime geçti onların diğerleri o samimiyetsiz aralarındaki miydi? Ya aralarındaki oynadı mı onlar ya yani? olmaz diğer onların o görüşleri benim kalbime girdi ha. ağlayanlar oynadı demiyorum ama bana o kadar geçmiyor diyorum ama Nefise ve annesi kalbime işledi. İşte bir ana kız konuşması maksimum bu kadar samimiyet. Bir Hasan'ı tam Bravo ekran <laughs> Niye ne oldu çok merak ettim. Şey gördüm de Hasan'ı bir tam ekran diye. görebilir misiniz? Ya benim. Şu arkada terlik var onlar anne terliği mi? Hakan Bey benim ayaklarım ufaktır benim o. Senin terliklerin <laughs> mi? evet şakaydı bu benim ayağım o kadar küçük değil ee, kız arkadaşımın terlikleri ha <laughs> tamam dedim hayır anne terliği diye bir şey vardır ee, hani onu tepsi anneciğim gücünün kudretini her zaman <laughs> yanımda hissediyorum diye, şöyle. diye bir acaba yayında fon yaptı demedim değil yani hayır kız arkadaşımın da diğeri de şu takımında bir yerlerde şurada duruyor <laughs> niye orada peki o terlikler bir dün buradaydı onu kendisine terlik almıştım Burada geldiği zaman giysin diye e, terlikler burada kalmış. <laughs> çok Çalışma odamda bir kalmış ki. Ya yani biri o köşede bir oru köşede baya böyle oraya koyuyor. Büyük gibi. ihtimalle yani. o düzgün bırakmıştır. He. Ben o gittikten sonra evi temizlerken makineyle falan giderken terliğin biri anyaya biri konyaya uçmuştur. Sen Hı. peki biraz ana kusuz musun yoksa biraz daha böyle hani anne tamam ya iyi geceler hadi görüşürüz çok da uzun konuşmayayım. Ciler'den misin? Hakan Bey ben 9 sene ailemden ayrı yaşadım yurt dışında. Yani benim hayatım 9 senelik bir survivor. Kimse bana 3 ay 4 ay görmedi diye anlatmasın. Ben 9 sene yaşadım, nerede yaşadın? Ben Viyana'da yaşadım. Ben annemi babamı hiç görmedim. Yıllarca gelemedim. Viyana'da gelemediğim yıllar gibi. oldu. Kendini yere atıp yerde dövünen 2 ay 3 ay sonra kendini yerde dövünen adama oyuncu demiyorum ama bana o hissi geçmiyor. Ben bunu en iyi yaşamış insanlardan biriyim. O yaş jenerasyonda. Kaç yıllarıydı şimdi bu? Şimdi ve annesi o kadar samimi geldi ki bana. Kadın telefonu sanki sucu arıyor gibi açtı. Efendim kızım tamam. Öyle mi yaptın? Tamam. Sesine sakın dikkat et. Kavgana dikkat et. Bazısı oluyor cenaze evi gibi ağlıyor. Beni çok rahatsız ediyor. Bu kadar aramanıza gerek yok. 2-3 ay görmezsen görmezsin yani ne olacak? Ama bu görmemek bu değil ki. Bu duygusallık bu yani bir de ya, gerçekten. Burada hiç haber alamıyorsun. Yani, yani. sen şimdi işte Viyana'da istediğin zaman anneni arayabiliyorsun. Ee, Whatsapp'tan yazıyorsun. FaceTime'dan görüntülü konuşuyorsun. Doğru değil mi? Ya da bir uçakla gitme ihtimali hep cebinde duruyor. Bak hep cebinde duruyor. 3 saat sonra yanlarındasın. Ama buradaki insanlar 2 aydır bir ses duymadılar. Ne oldu bilmiyorlar. Ülkede çok büyük bir şey yaşanmış. Evet bir haber Mesela aldılar bak, ama sizin, bir kafada sizin Survivor'da, kalır. Sizin Survivor'ınızda sizin bir ağladığınız sahne vardı. O bana geçti. Çünkü çocuğunuzun olacağını öğrendiniz. Artık yani bir erkek ya. için de daha ne öğreneceksin yani. Evet. Yani Aa, o olabilecek tamam. en üst şey. Okey. Ama ben yani yani ben annemin sesini şey. ilk duyduğumda da ağlarım ya. Ben hani öyle bir insanım yani. Ben de. Anne sevgisi başka ben bir şey. Zaten. Şeydir. Yani herkes şey dederler. O o an duygusal olacak diye bir şey yok. Ona okeyim ama e, ağlayan da ağlar yani. Bak ben ne diyorum sana? 30 şu an 43 yaşındayım. Uçaktan inince anneme mesaj atarım. Anne indim diye yani. Hani kafasını bir an önce rahatlatayım ki hayatına rahat devam etsin. Evet. Yani böyle de olmalı zaten herkes bence anne babaya böyle bir mesuliyetimiz var. Çünkü anne baba olunca anlıyorsun ki kaygı diye bir şey var. Aynen 70 değil. yaşında bir an 70 yaşında bir evlat 90 yaşındaki annesine hala çocuk kundaktaki bebek gibi biliyor musun? Onu görüyorum ben artık. Insanlığı. Hakan Bey ben bunların hepsinde varım. E, o zaman Nefise'nin annesi Nefise'yi sevmiyor mu? Yok ona okey <laughs> Ben şunu anlatmaya Hayır, çalışıyorum. Sen dedin ki e, Nefise'nin çok doğal. 2 üç ayda bu kadar olur tatlı bir konuşma olur yani. Kızım tamam kendi sağlığına saatine dikkat et. Arkadaşlarına çok bağırma. Tamam anneciğim. E şimdi ablanmasın. şöyle bir yerden Ablanlar gireceğim bu çok Hemen gir girmek Çok samimi girdi yani. Çünkü niye biliyor musun? Bazı insanlar annelerinden e, mesela Nefise işte bir sporcu olduğu için yurt dışına yarışlara gittiğindeki süreçlerde falan... ...ailesinden ayrı kalmaya, ailesi de ondan ayrı kalmaya alışmış olabilirler. Ama onun dışında genelde daha çok beraber zaman geçiren bir anne kız... Bir anda böyle bir ayrılık yaşadığında çok daha büyük bir duygusallık yaşıyor. O yüzden kişiden kişiye de değişebiliyor. Bu arada bir tespitim daha var. <laughs> bir insanın karakterini kişiliğini konuşurken mutlaka ağız yapısına bakıyorum artık. Nefise'den Nefise Nefise'nin Nefise'nin dişlerini verebilir mi Reji? <laughs>